Evet muhteremler, bugün sizlerle yine İmamımız, Sultanımız Hazretlerinden namazı huzurla kılmak başlığı altında namaz güzeline onun bir sohbetlerini efendim bir manevi hutbelerini diyelim. Sizinle birlikte mütalaa edeceğiz, müzakere edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Evet. Huzurumuzun korunmasına bakın Sufi taifesi huzur üstünde çok durur. Huzur. Buna çok özen gösterir. Huzur, imanın kemali için, amellerin salihleşmesi için, kişiliğin, karakterin gelişmesi, Allah'a olan teslimiyetin oluşması için önemli bir etkendir. Onların huzur anlayışıyla yani Sufiye Hazaratı'nın huzur anlayışıyla bizim huzur anlayışımız biraz farklı. Farklılık arz ediyor. Bizim huzur anlayışımız dünyevi rahatlık olarak yerleşmiş bizde. Yani dünyada rahat olmak, elimizin sıcaktan soğuğa değmemesi, bir yanımızın yağda, bir yanımızın balda olması, efendim, cüzdanımızın ve vicdanımızın dengin, dingin olması, efendim, düşmanımızın olmaması, her istediğimiz, arzuladığımız şeyin yolunda gitmesi, vur patlasın, şal oynasın tarzında bir hayat yaşayabilmemiz, böyle olursa biz buna huzur diyoruz. Huzur. Halbuki Sufiye Hazaratı'na göre bunun ismi huzur değil, bunun ismi muzur. Bu muzur bir hayat. Çünkü böyle bir hayat insanı Allah'tan uzaklaştırır. Evet. Böyle bir hayat, böyle bir aşırı rahatlık, sarhoşluk getirir, gaflet getirir, seni kendinden alıp götürür, geriye bir şey kalmaz. Sufiyenin huzur dediği hadise ise, dış, zahir hayat, bedensel yön diyelim, ekonomi vesaire, ne kadar karmaşa ve kargaşa içinde olursa olsun, gönlün, kalbin, ruhun ve zihnin Allah'tan gafil olmamasıdır. Yani hayrihi ve şerrihi minallahi teala ilkesine kamilen iman etmektir huzur. İyilikler, güzellikler, lütuflar, nimetler Allah'tan olduğu gibi imtihanlar, sıkıntılar, çileler, musibetler bunlar da Allah'tandır. Allah'ın dilemesiyle olur. Cenab-ı Hak eğer bunları bir kuluna lütfediyorsa, ya onun günahlarını affedecektir, onu dünyadayken temizleyecektir, ya da onun derecesini yükseltecektir. Bundan dolayı onlar tevekkül ederler, teslim olurlar, biz Allah'ın işine karışmayız derler. İşte onların anladığı, Sufiyenin anladığı huzur bu hal. Hani halk arasında bir söz var ya, yani dünya yansa, yıkılsa filan adamın bir bağ otluğu yanmaz. Sufiye böyledir. Dünya yansa onların bir bağ otluğu yanmaz. Yani gönülden endişe duymazlar. Daha önce de bu
nakledilmiştir bu menkıbe. Şimdi önemine binaen İmam-ı Azam Efendimiz rahimahullah bir gün böyle bazı nasihat ederlerken veya çok hususi bir sohbet anlarında talebeleğinden yanında görevli olanlardan birisi gelir kulağına gelir bir şey fısıldar. Hazretin bir müddet dalar, düşünür, sevinçle gözlerini açar, elhamdülillah ala kulli hal der. Her hal ve karda Allah'a hamd olsun. Allah'a hamd eder. Adam gider bir müddet sonra, yarım saat sonra diyelim, yine gelir, yine eğilir kulağına bir şeyler fısıldar, yine Hazret müşahadeye, murakabeye varır, yine gözünü açar, elhamdülillah ala külli hal der. Cemaatin dikkatini çeken bu, sorarlar ona. Ya imam, bu ne haldir ki, size geldi bir şey söyledi. Talebeniz size bir şey söyledi. Elhamdülillah dediniz. Allah hamdinizi artırsın. Hamda layık nimetinizi ziyadeleştirsin. Elhamdülillah dediniz. Ama epey bir düşündünüz. Sanki kendinizi bir muhasebe ettiniz. Arkadaş gitti sonra tekrar geldi. Yine size bir şey söyledi. Yine siz hamd ettiniz. Yine şükrettiniz. Bu sizi bu kadar üst üste şükrettiren, hamd ettiren şey nedir? Eğer bu sevinç ise bunu bizimle de paylaşın. Sevinciniz artsın, biz de Allah'a hamd edelim. Hamdinize ortak olalım. Hazret buyururlar ki, arkadaş ilk geldiğinde bana dedi ki, kervanın ticaretteydi. Efendim, ticarete gitmişti. Geldi dedi ki kervanınız yolda gelirken yolculukta kervanınızı soydular. Bütün malınızı talan ettiler. Kervancılarınıza bir şey olmadı. Canlara bir şey olmadı ama emtağınız gitti. Mal gitti. Ticaret malı gitti. O anda ben gönlüme yöneldim. Baktım ki ya dünyalık gitti diye gönlüm mahzun oldu mu? Gönlümde bir hüzün, bir keder oluştu mu? Gördüm ki gönlüm hiç tınmadı. Giden gitsin, kalan sağlar bizimdir dedi gönlüm. Bundan dolayı Allah'a hamd ettim. Böyle kanaatkar bir gönül bize lütfeylediği için, gönlümdeki huzur hali, zikir hali, şuur hali, efendim, bozulmadığı için Allah'a hamd ettim. Yarım saat sonra geldi dedi ki, efendim haber yanlışmış. İmtihana bakın. Soyulan kervan sizin kervan değilmiş. Sizin kervanınız salimen geliyor, filan yerdeymiş, görmüşler, salimen geliyor. Bunu duyunca yine gönlüme nazar ettim. Baktım ki gönlüm dünyalıkla sevindi mi? Gittiğine üzülmedim. Ama baktım ki şimdi geldiğine sevindi mi? Yani zarar etmemişim. Kaybolmamış, mallarım geri gelmiş. Bundan dolayı sevindim mi? Yine baktım ki gönlüm etkilenmedi. Gönlümde hiçbir esinti yok. Sevinç rüzgarları yok. Bu tevekkülden dolayı da Allah'a şükrettim. Allah'a hamd ettim. Evet, işte huzur hali bu. Hoca Yunus bunu ifade ederken Kudüs'e sırrı der ki ne varlığa sevinirim ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerekse olsa sevinmem. Evet.
olmadığımı da üzülmem, dövünme diye benim Rabbim var ya. Her şeyime kefil olan Allah'ım var. Ben senin varlığınla, senin sevdanla, senin zikrinle, huzurunla, agahiyetinle ömrümü ben bunlara adamışım buyuruyor Yunus Emre. Sen bana yetersin ya Rabbi. Allah kuluna yetmez. Allah kuluna yeterli değil mi? Sen Mevla'yı sevdin de Mevla seni sevmez mi diyor Efe Hazretleri. Sen Mevla'yı sevdin de ona döndün de o seni sevmez mi? Emrince hizmet etsen Allah ecrin vermez mi? Sen onun yolunda bulunsan, işte o huzuru muhafaza etsen, kalbine Allah aşkından başka bir şey koymasan, o bunun karşılığını sana vermez mi? Sufiyenin, büyüklerimizin huzur dediği bu. İşte mevzunun başındaki de huzurumuzun korunmasına her vakit, bir parantez açıyor, bilhassa özellikle namazda pek ziyade dikkat ve itina etmeliyiz. Çünkü kulun Allah'a en yakın olduğu an namaz var. Oraya bir şey karıştırmamalıyız. Her zaman buna dikkat etmeliyiz de, ama özellikle namazda. Hususi bir yakınlık var namazda. Namazda çok yüce bir özellik var. Böyle zikrullahi ekber buyuruyor namaz için Cenab-ı Hak. O öyle büyük bir zikirdir ki, öyle büyük bir taattir, ibadettir ki, o büyüklüğü tarif edemeyiz. O büyüklüğü anlatamayız. Buyuruyorlar ki Sultan-ı Enbiya aleyhissalatü vesselam namaza durduğunda yanındakiler kazanda kaynayan bulgur sesi gibi göğsünden ses gelirdi alemlerin efendisinin. İçi kaynardı. İçi kaynardı kazanda. Niye? Sen bugün misafir mahkemeye çık bir hadimin huzuruna, hemen dilin dolaşmıyor. Bütün bildiklerini unutursun, heyecanlanırsın, ne diyeceğini şaşırır, karıştırırsın. Doğru bildiğini bile orada söyleyemezsin. Heyecan yok. Niye onun makamı adeta seni etkiler, hakim olan. Sen bir de düşün ki Eleysallahu bi ahkemil hakimin. Kim o hakimler hakimi gibi olabilir? Bütün hakimlerin hükümlerini geçersiz kılıp bütün hakimlerinin hükümleri üstünde hükmedici olan onun huzurunda olduğunu düşün. Bir düşün. Biz şimdi ezber olduğu için namaza duruyoruz. Tavuk yap toplar gibi sayıp döküyoruz yani. Ah bir tefekküre dalsak. Şöyle bir derinlemesine bir düşünsek. Daha önce de belki nakletmişizdir arkadaşlar. Pirimiz Muhammed Diyavuddin Hazretleri. Kudüs'e sadakal aziz. Hazreti Şeyh'imizin büyük büyükleridir. Şeyh Efendimiz'in manevi dedesi. Ama yetişmişler, görmüşler, huzur-u seniyyelerinde bulunmuş, irşad kavramına dahil olmuşlar. Efendim, uzunca bir yıl
hizmet etmişler, yanında din-i mübini talim etmişler. Efendim, büyük bir efendimiz. Himmetleri var olsun. Allah dostlarından çok bahsediyor arkadaşlar. Meclis şenlensin. Bulunduğunuz meclislerde hak dostlarının sohbetlerini yapalım. İsimlerinden, menkıbelerinden, hayatlarından, örnek şahsiyetlerinden bahsedelim. Hem manen meclis bereketlensin çünkü onların ruhaniyetleri teşrif edilir. Hem de umulur ki birileri nasip vardır. Onların o örnek yaşantılarını örnek alır, ondan bir ibret, bir kıssa verir. Evet. Bu mübarek bir belleğe gidiyor. Bir şehre gidiyor. Orada sohbet buyuruyorlar ve halkı hakka davet ediyor. O yörenin, o beldenin insanlarını davet ediyorlar. Bir tanesi çıkıp diyor ki, efendim, ben öyle bir zikrim var ki benim, öyle bir zikir yapıyorum ki, siz bana bunun üstünde eğer bir zikir verebilecekseniz, bir ders verebilecekseniz, eyvallah. Ben alacağım. Bunun üstünde bir zikir bana verebilir misiniz? Peki ne yapıyorsunuz siz? Ve her gece teheccüd kılıyorum. Allah kabul etsin. Kıldığım teheccüdde 8 rekatlık teheccüd Kur'an-ı Kerim'i hatmediyorum. Bir Kur'an'ı hatmediyorum bir gecede. Bana bundan daha büyük bir zikir verebilir misiniz? Buyuruyor ki Kur'an'dan ve namazdan büyük bir zikir olmaz. Ben sana zikir değil de bu yaptığın zikre yardımcı olsun sana huzur vereyim diyor. Sana biraz huzur vereyim bu zikrine yardımcı olsun. Peki nasıl bulacağım? Diyor ki bugün gittiğinde, bu gece teheccüde kalktığında şöyle düşün, böyle bir tefekküre dal, böyle bir halet-i ruhiye oluştur kendine. Hazreti Ebu Bekir Sıddık imamdır, sen onun arkasında namaz kılıyorsun. Böyle düşün ve oku. Kur'an-ı Kerim'den bakalım ne kadar okuyacaksın. Gel bunu söyle. Yarın seninle görüşelim. Bunu söyle. Peki. Bir de Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'i imam olarak mülahaza et. Bunun arkasına manen cemaat kırmaya başlar. Gelir der ki, yalnız Bakara suresini okuyabildim. Adeta yanacak gibi oldum, kalbim çatlayacak gibi oldu, daha okuyamadım. Ya adam Kur'an-ı Kerim'i hatmediyordu. Huzur deryasına dalınca bir inci yakaladı orada. Bakalım, hayır olur inşallah. Sure-i Bakara'yı okuyabildim. Bu gecede git, alemlerin efendisini düşün aleyhissalatü vesselam. Fahri alem senin önünde imamdır, sen arkasında cemaatsin. Peki. Bir de, bu minval üzere, Sultan-ı Enbiya'ya cemaat eder, kainat mihrabına secde eder. Ertesi gün gelir der ki, Kevser suresini ancak.
Kevser Kur'an-ı Kerim'in en kısa suresi. Bunu okudum. Bu gece de Cenab-ı Hakk'ın zat-ı bahtını düşün. Düşün ki Allah-u Teala beni görüyor. Onun nazarının huzurunda, onun huzurunda ben namaz kılıyorum. Arş-ı Ala'nın eşiğine, Sidratül Muntaha'ya secde ediyorum. Böyle düşün. Aşk bize iman oldu, gönül cemaat, dost yüzü kıbledir, rahimdir, sabah bir şair namaza durur. Hakkın tevfikine yönelir, cemal-i ba kemale yönelir. Ses yok. Sabah olur gelmez, öğlen olur gelmez, ikindi olur gelmez. Adamdan, hafızdan cevap yok, ses yok. Hazret sorar. Kurban bizim koca ne oldu? Gelmedi. Her gün geliyor. Ne kadar okudu söylüyordu. Bugün de söyleyecekti. Giderler evine sorarlar. Evden derler ki geceden girdi odaya. Teheccüde kalktı gördük. Abdest aldı. Odaya girdi ama henüz daha çıkmadı. Bir ses yok. Hazret gelir buyurur ki biz onun yanına girelim. O gelmiyorsa biz ona girelim. Odayı açanlar girerler ki Ahmet Efendi ayakta, elleri bağlı, kalbinin üstünde bir yanık lekesi var. Motor yanmış. O sikleti çekmiş. Ve vücudunun her yerinden sanki böyle bir terennüm, bir ses çıkıyor sanki. Hatiften bir ses. İyyâke nâbudû, iyyâke nâbudû orada yanmış. Yalnız sana kulluk ederim. Orada hayal ediyor. Böyle bir namaz. Yok hoca biz kılmıyoruz ya. Ne kastın var bize yani? Şimdi bizimki dostlar iş başında görsün arkadaşlar. Ezber olduğu için böyle sayıp döküyoruz. Adam Cenab-ı Hakk'ı düşünüyor da diyor. Peki sen ben kimi düşünüyoruz? Kırk tilki geziyor, kuyrukları birbirine değmiyor. Kıldın mı kıldın, Allah kabul etsin. Allah. Kıldığın namaz değil diyor Yunus. 72,5 millet elin yüzün yumaz değil. Herkes elini yüzünü yıkıyor yani sen. Abdestinle, namazınla Allah'a bir keyif bağışlayamazsın. Feveylül lil musallim. اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Bak veriyor musun? Canım bunu bana mı söylüyor yani? Kime söylüyor? Sen Kur'an'ın muhatabı değil misin? Sen Kur'an'a iman etmedin mi? Kur'an sana gönderilmedi mi? Belki bu sureyi kaç sefer günde kıldığın 5 vakit namazda bu sureyi kaç sefer okuyorsun? Ama sana ne deniyor biliyor musun? Evet. Yazık o namaz kılanlar. Veyl olsun, yazık olsun, ah olsun o namaz kılanlar. Huzursuz namaz kılanlar, hakikatsız namaz kılanlar, namazın içini boşaltanlar. Esnaf namazı. Hazreti Şeyh'imiz bazen böyle espri yapardı. Sizin namazdan ne kıralım, bizim namazdan.
mümkünden mi olsun, esnaf namazı mı olsun, arif namazı mı olsun? Arifler namazda dünyayı akıllarına getirirlerse namazı iade ederlermiş. Dünyevi herhangi bir şey akıllarına takılsa namazda namazı iade ederler. Ufrevi bir nimet düşünseler seni secde yaparlarmış. Edepsizlik sayarlarmış. Allah'tan başka bir şey düşünür. Bizim namaz dediği o ya. Bizim namaz malum. Kıl beşi bitir işi. Tamam. Huzur. اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُمْ diyor. Onlar öyle kimseler ki müminler, bu kendilerini huzurda hissedenler, evet huzura dikkat edenler, namazlarında onları öyle huşu aldın ki, öyle huzur, öyle korku, şiddet, heybet, dikkat, dikkat! Namazda. Biz unuttuklarımızı hatırlamak için namaza geçiyoruz. Nereyi unutmuşsak. Evliyadan birisi camiye, cemaate geliyor da İmam Efendi'ye manen nazar ediyor. Tabi hürmünü var yani. Evliyanın sırrı vardır diyor şahit. Evliyanın sırrı vardır. Gizli ayağın ilmindedir. Onun bilgisinde vardır. Allah bilir. Röntgeni var, hürmünü var. Efendim ne diyorsun? Ultrasonu var. Var. Mor, kızıl ötesi, mor ötesi, beyin ötesi ışıklar varsa gösterir. Evet, Allah öyle kalp vermiş. Yani. Kalp. Bakıyor, imama bir çeviriyor projektörü. İmam Beyoğlu moda, taksim dolaşıyor. Ne yapsın, nasıl söylesin bunu imama? Arkadaş, senin ne işin var oralarda, camiye gel. Yedi dereden su getirirler adama. Hele hele şimdi ahir zaman kocaları. İçimizde kocalar varsa kusura bakmasın yani. Evet, benim biraz işim kocalarla. Kocalarla uğraşmak lazım. Çok gevşedik, çok. Biraz havalarını almak lazım yani. Evet. Nasıl söylesem ya, ortalık yıkılmasa, deprem çıkmasa bu hocaya bu işi nasıl anlatsam? Namaz kılıyoruz peşinde. Kul hakkı. Bir kötülük gördüğünüzde mani olun buyuruyor Peygamber aleyhissalatu vesselam. Düşünüyor, taşınıyor, aklına bir şey geliyor. Neyse, gittiğinde ertesi namaza gelirken bir küfe. Sepet halkasını alıyor. İçini elma dolduruyor, salatalık dolduruyor, camiye geliyor. Allah'ım küfe. Secdeye gitti mi tabi küfenin ağzı açık. İçindekiler yere dökülüyor. Bu olduğu yerde bunu toparlıyor, küfeye koyuyor, kalkıyor. Devam ediyor namaza. İmam bakıyor buna. Subhanallah diyor. Buna sofu diyorlar, ermiş diyorlar vesaire. Bu mu? Ne günlere kaldık ha? Ahir zamanın ermişi böyleyse diyor. Allah bize yardım etsin. Namaz kılmayı bilmiyor. O da kendince bunu düşünüyor. Bir yanlışı düzeltelim. Bu efendiyi ikaz edelim. Buna söyleyelim. Böyle namaz olmaz.
namazda bir imza harf olacak kadar bir ses bile çıkarsa namazı bozulur. Amel-i kesir namazı bozar, dışarıdan bakan adam bu namazda mı değil mi senden tereddüt olsa, şüpheye düşse namazın bozulur. Buna amel-i kesir denir. Hoca efendi geliyor diyor ki birader, derviş baba, senin bu namaz olmak. Hayırdır diyor hocam. Ben diyor anca onları döktüm topladım diyor yani sabahları. Öyle namaz olur mu? Diyor ki hocam ben döküp toplarken hiç camiden çıktın mı diyor. Dışarı gittin mi? Yok diyor, saftayım diyor. Birader Allah sana rahmet etsin diyor. Sen hiç camiye gelmedin diyor yahu. Sen hiç camiye gelmedin, Beyoğlu, Taksim, Moda ipini aldın boynuna geziyorsun. Senin namaz oluyor da ben camide döktüm, camide topladım diyor yani. Niye benimki olmadı? Hoca o zaman işi anlıyoruz. Evet. Veliyle kalp casusudur. Veliyle kalpleri tasut eder Allah'ın izniyle. Allah'ın Hazreti Ömer Medine baktığında İran'ı seyrediyor. Bugün öyle bir teleskop geliştirmişler. Evet, teknoloji ancak bugün varmış. Mesela sinyalden, cep telefonu sinyalinden tespit ediyor adamın yerini. Hazreti Ömer 1500 sene önce Medine minberinden baktı mı İran'ı görüyor. Ve oradaki kumandanına bağlıyor. Ya Sala ala cebel. Ey kumandan, dağın arkasına çekil. Düşman geliyor. Bak radara. Bu radar. Hani şimdi Argo'da bir söz var ya, biraz kaba bir tabir de özür dilerim. Biraz resmi olsun diye söz. Kıskanma, çalış seninle olsun diyorlar. Çalış, Ömer'in izini takip et, Ömer'in yaptıklarını yap, senin de olsun canım. Yani bu sadece Ömer'e has bir şey değil ha. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ İnsanoğluna has bir şey. Allah'ın ikramı sonsuz. Çalış sen de. Gözünün önündeki çapakları temizle. Senin de dürbünün olsun, senin de radarın olsun. Kademe kademe bunlar. Keşfül kubur olanı var, kabirlere baktı mı seyrediyor. Keşfül kulub olanı var, kalplere baktı mı seyrediyor. Düşün artık daha. Seyre nihayet yok. Allah için olan seyre nihayet yok. Evet. Biz mevzuya devam edelim. Namazın huzuruna dikkat etmeliyiz. Yoksa biz de o imam gibi süper çok seyahat edersek namazda işi olanları cennete alırlar işte. İşleri bitir geldi. Namaz Cenab-ı Hakk'a münacaattır. Ona yalvarış, yakarıştır. Huzurunda yüz koyuştur. Af dileyiş, merhamet dileyiştir. Evet, buna itina göstermezsen işini halledemezsin orada. Nasıl gidersen git. Ama dönüşte tertemiz dönüşmesin. Dönüşte tertemiz dönüşmesin.
Allah Resulü çünkü buyuruyor ki sizin evinizin önünden bir ırmak aksa, siz günde 5 sefer o ırmağın içine girseniz sizde kir kalır mı? Sen de güzel abdest al, 5 vakit namaza dursan, o rahmet denizine girsen, o mağfiret denizine girsen, sende gaflet kalmadı. Sende huzursuzluk, sende şuursuzluk, izansızlık, irfansızlık olmamalı sende. Sen o büyüklüğe erişmelisin, o büyüklüğü hissetmelisin. Namaz seni yüceltir. Hem de kendi sözümüz ile değil. Bakın münacaatta bulunuyoruz. Dilekçe yazıyoruz Cenab-ı Hakk'a namazda. Ama bu dilekçeyi bize bırakmamış. Bu da bir örnek veriyor. Böyle yaz dilekçeyi. Böyle yazarsan kabule şayandır. Dilekçeni böyle yaz. Şu konulara dikkat et dilekçede. Evet. Hem konu bütünlüğüne, hem imla hatası olmamasına, düşük bir cümle kullanmamaya, emri vakide bulunmamaya örneklerini veriyor Cenab-ı Hak. Rabbimizin ilahi kelamı ile yine kendisine bizi münacaat ettiriyor. Nasıl münacaat edeceğimizi bize bildiriyor. Hele iftidah tekbirinde bu başlama anı var ya, Allahu Ekber ifadesi, bu namaza başlama. Fikrimiz başka yerde, başka şeyde olur da yalnız dilimizle Allahu Ekber dersek, hazır olan melekler bize der ki sen yalan söyledin. İşin bu cephesi de var bak. Allah büyüktür dedik. Ama biz o büyüklüğü karşısında toparlanmadık. Kendimize çeki düzen vermedik. Halen elimiz ayağımız oynaşta bir şeylerle meşgulüz. Bize manen o melekler der ki sen yalan söylüyorsun. Bu namaz namaz olmadı. Gerçi huzursuz kılınan namaz, şeriat noktayı nazarında şer-i şerifin zahiri itibariyle eda olunmuştur. Buna kimse bir diyeceği yok. Yani görüntü olarak sen namazı kıldın. Sözde vazifeni yerine getirdin. Fakat hakikate göre bu namaz, namaz olmaz. Olmadı çünkü Cenab-ı Hak buyuruyor, eğer olsaydı namazlarınız Bismillahirrahmanirrahim kendimize bakalım, yani sağa sola bakmaya gerek yok. Namaz sizi ahlaksızlıktan, maleyaniden, gafletten, fuhşiyattan, münkerattan, ne ki kötüdür, ne ki hak tarafından yerilmiştir, sizi onlardan alıkor buyuruyor Cenab-ı Hak. Namazınız sayesinde bunlardan sıyrılırsınız, temizlenirsiniz. Kılan adam kendisine baksın ya. Namazdan sonra nelerle meşgul oluyor? Camiden çıkıyor, kahveye gidiyor. Ya biraz önce ne yapıyordun sen? Sen ne yapıyorsun? Evde namazdan çıkıyor, televizyonun başına oturuyor, uygunsuz şeyler seyrediyor. Caminin avlusunda hemen daha basamaklarında sigarayı yakıyor. Ya daha elinde tesbih olması lazım senin yani. Evet. Hani bir söz var ya, içeride derviş, dışarıda berduş.
Oldu mu bu şimdi ya? Gıybet, maleyani, iftira, ihtikar. Daha olmadık sen iyi işler. Biz namaz kılıyoruz. İncitme, kırma. Evimizde çoluk çocuğu kırıp geçiriyoruz, perişan ediyoruz. Kızdık mı en ağır sözleri söylüyoruz. Sıkıştığımızda hemen yalanı kıvırıveriyoruz. Kul hakkına riayet etmiyoruz. Nasıl olacak bu işler? Ama namazda kılıyoruz. Rabbimiz de buyuruyor ki eğer kılsaydınız bunlar sizde olmayacaktı. Halep orada, aşım burada birader. Demiş ya adam ben Halep'te şu kadar aşım atlıyordum. Adam demiş gel atla görelim yani. Halep oradaysa, Suriye'deyse aşım burada yani. Gel. Namaz bizi kötüden men etmeli. Namaz bizi Allah'a ulaştırmalı. Namaz bizim miracımız. Namaz bizim baş tacımız. Namaz bizim ilacımız. Namaz kıldığımız vakit İblis aleyhillâne yanımızdan kaçar. Halbuki biz 20, 30, 40 seneden beri namaz kıldığımız, ibadet ve taatte bulunduğumuz halde bu kadar zamandır da belki namaz kılıyoruz. Yine adet ve tavırlarımız olduğu gibi duruyor. Bir şey değişmemiş bizde. Cehaletimiz aynı cehalet, gafletimiz aynı gaflet. Hiç şey değişmemiş. Bakın ufak bir başımız sıkışsa ilk terk ettiğimiz şey namaz. Hemen namazı feda ederiz. Vakti dara girse böyle bir iş bizi sıkıştırsa yani yoğun olsak arada ilk kaynayan şey namaz. Ne acı bir şey ya. Bu ne acı bir şey. Sana bir insan işte yolculuğa çıkacak, bir yere gidecek. Şu İstanbul trafiğinde misal düşün. Buradan karşıya gidecek. Bu Müslüman düşünüyor. Namaz saatine ben nerede denk geliyorum? Trafikte denk gelsem namaz kılabilir miyim? Namazım zarar görürüm. Ben seyahate çıkacağım. Bilet alacağım. Cuma gününe denk gelmemeli. Cuma namazı yolda geçebilir. Cuma'mı kılamayabilir. Bunları hesap etmeli. Bunları düşünmeli. Yok bizim böyle çok fazla bir sorunumuz yok. Dedik ya rahatlıkla feda edebiliyoruz. Hele şimdi bu ahir zaman kocalarının da böyle modern fetvaları işimizi hepten kolaylaştırdı yani. Eve gidince kaza edebilirsin, cem yapabilirsin, takdim tefirde bulunabilirsin. İşi kolaylaştırdılar. Körün ağrıdığı bir göz, biri ağrıda biri boz derler bizde. İstediğimiz zaten bu tip şeylerdi. Onlar da oluyor. Şeytan yine namazda bizimle beraber. Bizden hiç ayrılmıyor. Niye acaba? Namazda bile çok yanlış şeyler düşünebiliyoruz. Edebe muhayir şeyler düşünebiliyoruz. Allah'a sığınmak lazım yani.
Çünkü gafiliz. Huzurumuz yok. Huzurumuz yok. Sinekler bir pekmezin başına nasıl toplanırsa, huzursuz namaz kılanın başına da vesveseler, şeytani hisler öyle toplanır. Bu kadar şeytanın arasında artık huzurla namaz kılmak nasıl ve ne şekilde mümkün olabilir? Düşün. Düşün. Namaz fahşa ve münkerden kılanı men edecekti. Ayet-i kerimede zikredildi ya. Ayet-i celilenin hükmü böyledir. Halbuki namaz kılıyoruz fakat bu namazlarımızın böyle bir tesiri görünmüyor. Böyle bir tesiri görünmüyor. Bakın Cenab-ı Hak kendisinden bile yardım istememesi namaza bağlı. Müşkülünüz olduğunda, sıkıntınız olduğunda, barda kaldığınızda sabırla ve namaz kılarak Allah'tan yardım isteyin. Peki bizim bu namazlar yardım getirir mi? Bu namazlar bize yardım getirir mi? Getirmiyor. Bakın bu kadar kılıyoruz, dua ediyoruz. Dua ediyoruz. Mesela dünyanın başına bela olmuş bir İsrail var. Yamalı bokça. Başımıza dolanmış. Bu kadar namaz kılıyoruz, dua ediyoruz. Hatta Kabe-i Muazzama'da bile gidenlerimiz şahit olmuştur. Hac umre yapanlarımız. Özellikle Ramazan-ı Şerif'lerde kunut dualarında ismen Yahudi'ye beddua ediliyor, telhin ediliyor. Akşam namazlarındaki kunutlarda Yahudiler ve avaneleri telhin ediliyor. İcabında orada bir hac döneminde resmi kayıtlara göre 4 milyon, 5 milyon insan bulunuyor. Bu duaya bu kadar insan amin diyor. Ama öbür tarafta bakıyoruz sanki bu dualar hep İsrail'in lehine oluyor. Azdıkça azıyor. Amerika güçlendikçe güçleniyor. Ya niye şöyle bir düşünmüyoruz ki ya bu işte bir terslik var yani niye böyle? Bu iş tersine gidiyor ya. Bu bir darbe mesele. Dedik ya bazen espri sohbeti dinlendirir, meyva gibidir. Adam birisi sırtı sarılardan, tavşan yemezlerde civarı da hep öyle, köyler öyle, cami, mescid önünde görmemiş, bilmiyor. Bir gün şehre işi düştü, şehre geliyor. Minareler dikkatini çekiyor. Semaya doğru uzun uzun minareler çok dikkatini çekiyor. Hiç geliyor. Onu bir esnafa soruyor. Esnafa müzik dedi demek. Müslüman ama müzik dedi ki burada bunlar nedir? Böyle yukarı doğru şu onları ektik. Suladık. Böyle gittiler. Yapma ya. Bir önüne söyledik. Bunları çıkıyoruz diyor. Peki bunun tohumu var mı? Böyle bir şeyi var mı? Var diyor tabii. Tohum da var diyor. Peki her gün sulayacaksın. Peki. Aman bana ne? Yüksek bir fiyata buna satıyor. Havuç tohumu satıyor. Havuç tohumlarından mı satıyor? Diyor bunları ek. Bir uzayacak. Gidiyor ekiyor. Evet. İmansız olan aynı zamanda akılsızdır arkadaşlar. Aklı olsa zaten iman eder diye. Bunun için Cenab-ı Hak onları tarif ederken ben ekserhum la yaqilun. Onlar çok akılsızdır. Düşünemezler.
ekiyor, her gün gidiyor, suluyor, 1 gün, 2 gün, 3 gün, 5 gün, karı doğru bir şey çıkmıyor. Şaşırıyor, acaba beni kandırdı mı? Ama yalan mısın dedim, neyse toprağı şöyle biraz eşiyor, biraz avukat doğru çektim, artık bir şey geliyor. Bir sivrilik var, bir büyüme var, bir uzama var. Kendi kendine kızıyor, ayıplanıyor, kendine lanet ediyor. Seni bilmez cahil adam diyor. Sen bunu ters etmişsin, aşağı doğru uzuyor, uzuyor. Kendine kızıyor. Sen diyor bunun tarımını bilmemişsin, ekmesini bilmemişsin. Bunu ekmişsin, bu aşağı doğru uzuyor. Şimdi bizim hadise de bunun gibi yani. Aşağıya doğru gidiyor mesele yani, yukarı doğru minare uzamıyor. Küfür güçleniyor, nifak güçleniyor, fısk fücur artıyor, ahlaksızlık artıyor. E biz habire camilerde dua ediyoruz, namaz kılıyoruz, eğiliyoruz, kalkıyoruz. Bunu bir kontrol edelim ya, nerede biz yanlış yapıyoruz yani? Bizim yanlışımız nerede? Bir saat tefekkür, 70 yıl devamından hayırlı görürüz. Otur bunun üstünde derin derin düşünelim. Evet. Bu cihete çok dikkat etmeliyiz. Huzurla kılınan namaz, insanı tertemiz kılar. Temizler insanı. İnsanı büyük yakınlık derecelerine nail eder. İnsanı Allah'a yaklaştırır. Namaz kılan, Allah'ı zikretmiş olur. Dedik ya, namaz en büyük zikredir. Hadis-i Kutsi'de de Cenab-ı Hak ben rekerekim ben acelesin. Kim beni böyle zikrediyorsa huzurla, benimle olmak istiyorsa ben onunla hem meclisim, onunla arkadaşım. Onunla hem Allah huzurla önünde eğilenlerin başını saltanatla kaldırır. Onların başını saltanatla kaldırır. Bunun için huzur haline azami derecede başlanan Kur'an'ımızın buyurduğu gibi huzur haline dikkat edelim. Huzur halini elde edelim. Vesilelere yönelelim. Ve toparlayacak olursak şunu gönül rahatlığıyla diyebiliriz ki Sufi Mektebi, Tasavvuf Mektebi, Huzur Mektebidir. Tasavvuf Mektebi'nin ana dersi huzuruna Allah'tır. Allah ile beraber olma sırrını öğretir sana. Cenab-ı Hak bizleri bu irfan meclislerinden, mektedlerinden bir nasip kılmasını çağırıyor. Bize huzurla namaz kılmayı lütfeylesin. Namazla temizlenebilmeyi, her türlü kötülükten, münkerattan, şiattan beri olabilmeyi bize lütfeylesin. Namazlarımızı o meleklerin manen seslendiği bir sen yalancısın kitabından muhafaza buyursun. Amin. Cenab-ı Hak emin eylesin. Amin.